Karga karga gak dedi, çık şu dala bak dedi. Çıktım baktım o dala, şu karga ne bu dala. Karga fındık getirdi, fare yedi bitirdi. Onu tuttu bir kedi, miyav dedi, av dedi. Merhaba çocuklar, bu tekerlemeyi ezberliyorsunuz, anlaştık mı? Şimdi sizinle beraber öyle bir sese geldik ki çocuklar, bu ses vücudumuzda bir yeri dans ettiriyor. Evet, dans ettiriyor. Neresi? Bir fikrin var mı? Acaba neresini dans ettiriyor? Peki o zaman ellerinizi havaya kaldırmanızı istiyorum. Sonra da elinizi göbeğinize koyun benim gibi. Şimdi sesi çıkaralım. Benimle beraber tekrar edin. Bakalım göbeğimiz ne yapacak? Hadi. Fark ettin mi? Göbeğimize dans ettiriyor. Evet, hadi. Tekrar et benimle. Aferin sana. Çok güzel yaptın. Çok güzel yaptın. Bravo sana. Şimdi buna bakalım. Bayrak. Al bayrağım benim. Bayrağım. Bayrak. Bayrak. İçinde sesi var mı? Var değil mi? Neresinde? Bayrak. Sonunda. Aferin size. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Tavuk. 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 Hangi sesle bitiyor? Tavuk. Tavuk. Evet, en son çıkarıyor değil mi? Takalım sonuna. Geldik buraya. Fiyonk. Çok seviyorsunuz değil mi saçlarınıza takmayı? Hı? Ben de çok seviyorum. Fiyonk. Fiyonk. Hangi sesle bitiyor? Fiyonk. Fiyonk. Evet, sonunda. Oh, kurabiye. Kurabiye olsa da sütle beraber yesek. Ah ne güzel olur, ne güzel olur. O zaman bu akşam kurabiye pişirebilirsiniz. Yanına da süt koyup içebilirsiniz. Kurabiye. Hangi sesle başlıyor? Kurabiye. Kurabiye. Evet. K sesiyle başlıyor. Aferin sana. Artık çok çabuk yapabiliyorsun. Bravo sana. Alkış sana. Buna bakalım. Miau. Miau, 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 miau. Kim bu? K, k, kedi, kedi, kedi. Hangi sesle başlıyor? K sesiyle başlıyor değil mi? Evet çocuklar. Şimdi bu sesin yazım yönünü öğretmek istiyorum size. Haydi yazı yazmaya gidelim. Haydi yazalım. Önce küçük k sesini yazalım çocuklar. Hemen bakıyorum. Yine mavi çizgiden başlıyorum. Yukarıdan aşağı dümdüz geldim, 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 geldim. Bir de çocuklar bunun bu şekilde bacakları var. Bacakları. Bakın buradan bu sarı noktadan girdim. Karnını gıdı 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 yaptım. Çıktım. Bir parmak boşluk. Dümdüz indim. Bacaklarını yaptım. Bu. Bacaklarını dümdüz yapın çocuklar. Tamam mı? Kıvırmayın. Haydi bir tane daha yapayım sizin için. Yukarıdan aşağı dümdüz geldim. Sonra bacaklarını yaptım. Bu. Şimdi bunu satır sonuna kadar sen yaz. Tamam mı? Anlaştık mı? Aferin benim öğrencime. Peki o zaman devam edelim. Şimdi büyük sesini yazalım. Onu da çocuklar yine mamonun kafasının oldu. Yani en üst mavi çizgiden başlıyorum. Mamo. Yukarıdan aşağı dümdüz geldim. Şimdi onun da daha büyük, daha uzun bacakları var. Yukarıdan geldim. Karnına girdim. Gıdı 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 yaptım. Çıktım. Bu. Çok kolay değil mi çocuklar? Bir parmak boşluk. Yukarıdan aşağı geldim. Böyle, böyle bacaklarını yaptım. Bu.
Şimdi satır sonuna kadar siz yazın, tamam mı? Buraya da yine bir küçük bir büyük yapalım. Küçük k, k. Evet, büyük k, k. Bu şekilde düzgün bacaklar yapın çocuklar, tamam mı? Anlaştık mı? Haydi bakalım. Bu videoyu durdur. Şimdi sonuna kadar yaz, sonra devam et, tamam mı? Anlaştık mı? Evet, ben tahtamı siliyorum. Benim biliyorsunuz bir tane defterim var. Siz silmeyin ha. Tamam mı? Siz silmeyin defterinizden. Sizin defteriniz hep sizinle beraber kalsın. Onu güzel güzel saklayın. Ona en güzel yazılarınızı yazın. İleride büyüdüğünüzde kocaman abiler ablalar olduğunuzda o defterlerinize bakarsınız ve çok güzel anılar olduğunu hissedersiniz. Size çok iyi gelecek. O yüzden hep saklayın, tamam mı? Şimdi yine kelime sepetimi alıyorum. İçerisinden kelime çekiyorum. Haydi okuyalım. Evet, sen oku önce. Doğru. Aferin sana. Ko. Ko. Üçüncüyü üstüne ekle. Tamam, bak bu üçüncüyü unutma. Unutursan kelimeyi yanlış okursun. Tamam mı? Hadi aşkım. Kol. 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 K, k, kol. Hadi yazalım mı? Yazalım öğretmenim. Haydi yazalım. Kol. Buradayım. K, k, k. Hangi sesle başlıyorum? Evet, aferin. K sesiyle başlıyorum. Yanına kim geliyor? Bu tek başına çok zor çıkıyor. K, k. Ay, bir yanına biri gelip ona yardım ediyor. Kim geliyor yanına? Kol. O geliyor yanına. Aferin. Oo, geliyor yanına. Kol. Kol. Kol, kol, kol. Bir tane daha çekelim. Gel bakalım. Evet. Hadi okuyun bakalım. Kek. Aferin sana. Kek. Önce ikisini birleştiriyorum, değil mi? Kek. 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 Çocuklar. Ben kek pişirmeyi çok seviyorum. Bir de böyle kabarıp kabarıp şişiyor ya. O zaman çok güzel oluyor. Bakın. Kek. Kek. Akşam siz bu sesi öğrendikten sonra akşam kek pişirebilirsiniz. Çok eğlenceli olur. Yanına da süt koydunuz mu? Hmm, çok güzel olur. Kek. Hadi yaz. Kek. Kek. Hangi sesle başladığını bulduysan gerisi çok kolay geliyordu, değil mi? Kek. Bir parmak boşluğu k sesiyle başlıyor. Onu anladık. Peki bunun yanına kim geliyor? K-E-E-K-E geliyor, değil mi? K. Ve ben hangisiyle bittiğini biliyorsam bu kelime bitmiştir. Kek. Hangi sesle bitiyor? Evet, haklısın. Kek. 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 Bak, bunu tekrar tekrar göstereyim. Aramızda zorlananlar var, biliyorum. Tekrar edin, tamam mı? Kol. Kol. Bu ikisini arkadaş yapıyorum. Kek. Sonundakini yutmuyorum. Onu da ekliyorum üstüne. Kek. 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 Yeni bir kelime çekelim. Evet. Haydi. Bunu da yelpaze gibi kullanabilirim. Oku hadi. Bekliyorum. Aferin. Hadi oku. Til. Ti. Til. Bunu unutma, tamam mı? Yutma. Tilki. 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 Tilki ne demek? Tilki. Bir hayvan demek, değil mi çocuklar? Evet. Aferin size. Tilki. Hadi yazın. Tilki. Tilki. Tekrar et. Tilki. Tilki. Hangi sesle başlıyor? T, t, t. Til. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. T sesiyle başlıyor. Til. Tilki. Yaz. Tilki. 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 Nasıl okuyorum? Bak, bir daha buradan da göstereyim. Til.
Tilki. 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 Tilki, tilki, tilki. Tilki, tilki, tilki. Hiç tilki gördün mü? Ben de görmedim. Peki hadi okuyalım. Haydi okuyalım. Yani canlı canlı görmedim. Tabii belgesellerde falan gördüm de çocuklar, videolarda da gördüm. Ama hiç gerçekte görmedim. Küçükken bizim genelde kümesimize saldırıyorlardı çocuklar. Tavuklarla pek anlaşmazlar biliyorsunuz tilkiler. O yüzden bizim annem tilkilerden çok çekerdi. Şimdi bunu okuyayım bakalım. Aferin. Evet. Ka, ka, no, kano. Kano, kano. Bakın çocuklar bu ne yapıyor? Kano kullanıyor değil mi? Kano. Ben de bir kere kullanmıştım denizde. Çok eğlenceli oluyor çocuklar. Siz de bir kere deneyin. Ka, no. Ka, no. Ka, no. Ka, ka. İlk duyduğum sesi yazıyorum. Sonra gerisi kolaydı değil mi? Hadi yaz. Ka, ka. Sonra no, no. Hangi ses var? Sesi var. Sonunda kim var? Kano. Sonunda da o sesi var. Aferin. Kano, kano, kano. Şöyle nasıl okuyorum? Bak. Kano. Tek seferde okuyorum hecelemeden. Kano, kano. Kano. Eğer hala heceliyorsanız ve zorlanıyorsanız çocuklar, önce içinizden bu heceleri birleştirin, sonra sesli söyleyin, tamam mı? Düşünebilirsiniz yani. Ka, no, kano, kano, kano. Tamam mı? Anlaştık mı? Aslında kolay çocuklar, yapabilirsiniz. Ben size güveniyorum. Siz de kendinize güvenin, tamam mı? Her zaman başarabilirsiniz. Yeter ki çalışın. Okuyun. Bunun için emek verin, çaba sarf edin çocuklar. İnanın hiçbir şey çalışmadan olmuyor çocuklar bu hayatta. Çalışmanız, çabalamanız gerekiyor. Başka da şansınız yok. Tamam mı? Yani siz öğrencisiniz. Öğrenci ne yapar? Ders çalışır. Öğrenci ne yapar? Kitap okur. Öğrenci ne yapar? Araştırma yapar. Bunlar sizin görevleriniz. Tamam mı? Şimdi o zaman evet. Oku bakalım. Kanat. Aferin, güzel okudun. Hadi. Bir de benimle beraber oku. Ka. Ka. Nat. Ka. Nat. Kanat. 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 Evet, kanat. Kiu yazalım mı? Ka. Ka. Ka, ka. Kimlerin kanatları var? Meleklerim var. Başka? Tavuklarım var. Başka? Kanat. Ka, nat. Başka? Kuşlarım var değil mi? Okuyun. Ka, nat. Ka, kanat. Tek seferde kanat. 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 Kanat, 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 kanat. Şimdi çocuklar, ben size bir tane cümle yazdıracağım. Cümleye başlarken ilk harfim, cümleye başladığım ilk harfim büyük olacak, tamam mı? Büyük harfle başlayacağım. Hadi yaz bakalım. Kaan. 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 Bir erkek çocuk ismi. Kaan. Ka, an, ka, an, ka, an. Hadi yaz. Haydi bekliyorum, yaz. Çocuk isimleri zaten özel isim değil mi? Cümlenin ortasında da olsa, sonunda da olsa büyük harfle yazarım. Çünkü özel isim. Cümleye başlıyorum. Satırın başından başlıyorum. Burası bak, satırın başı. Mamo, merhaba, nasılsın? Mamanın olduğu yer. Tamam, başlangıç burası. Heh. İyi bil onu yani. Ka, ka. Yazdın mı sen? Önce sen yaz, sonra benim yazdığıma bak. Ka, an. Burada sizin için bir tuzak hazırlamış, gördünüz mü? Yan yana iki tane A sesi var.
Bir tane A burada, bir tane A burada. Fark ettin mi? Dikkat et, tamam mı? Unutma bir tanesini. Ka-an. 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 Şimdi bir parmak boşluk bırak. Kelime, bir kelime daha yazacağız. Kek. 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 Bekliyorum, yaz. Kek. Aferin. Yazdın mı? Kek. Kek. Kolaymış değil mi bu kelime çocuklar? Evet. Kan. Kek. Kan. Kek. Kan. Kek. Şimdi son kelimeyi yazıyoruz. Al. Al. Bir parmak boşluk bırak. Şuraya. Hemen şuraya bir parmak boşluk. Al. Yaz. Al. Cümlem bitti. Uygun noktalama işaretini seçiyorum. Kan, kek, al. Sonuna ne koyalım? Nokta. Kan, kek, al. Evet, cümle yazarken çocuklar cümlenin kurallarına dikkat edin, tamam mı? Eğer doğru cümleler yazabilirseniz daha da kolay okuduğunuzu anlarsınız, tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi yeni bir cümle yazdıracağım. Yine satırın başına gel. Hadi yazalım, beraber yazalım. Ekin. 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 Ekin bir kız çocuk ismi. Cümleye başladım. Satırın başındayım. Ekin. E, e, e. Hangi sesle başlayacağım? E sesiyle. Peki E'yi nasıl yazacağım cümlenin başındaysa? Büyük yazacağım. Aferin. Ekin. 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 Şimdi ne yazıyoruz? Etek. 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 Evet. Etek. Bir parmak boşluk. Etek. Etek. Ekin. Etek. Al. Al. Bir parmak boşluk bırakın. Al. Önce sen yaz. Ekin. Etek. Al. Al. Cümlem bitti. Sonuna noktamı koydum. Evet. Okuyalım. E. Kin. E. Kin. Ekin. Ekin. E. Tek. E. Tek. E. Tek. E. Tek. Tek seferde. Etek. Al. Ekin. Etek. Al. Ekin. Etek. Al. Evet çocuklar, burada benim size okuttuğum gibi aynı bu şekilde okuyun. Anlaştık mı? Şimdi sizinle bir de metin okuyalım. Olur mu? Sonra da bu dersimizi bitirelim. Haydi şimdi ben metni asıp geliyorum. Tamam mı? Merhaba çocuklar. Şimdi sizinle beraber arkamdaki bu metni inceleyelim beraber. Önce buradaki görseli inceleyelim. Yan yana iki tane arkadaş var. Herhalde dışarıya gezmeye gitmişler. Kol kola girmişler. Bakın burada pembe bir ağaç var. Ve burada laleler var. Ve burada bir tane daha çiçek var. Bakın çok tatlı iki tane de kelebek var. İki arkadaş yolda yürüyüp sohbet ediyorlar. Bakalım ne konuşmuşlar? Ne yapıyorlar acaba? Sence ne yapıyorlar? Ne konuşuyorlar? Evet, akşam hangi kitabı okuyalım acaba diye konuşuyor olabilirler. Değil mi? Şimdi çocuklar, ben okuyacağım, siz de beni tekrar edin. Tamam mı? Hadi. Kokla.
Kokla. Kokla. Tek seferde kokla. Kokla değil mi? Ne yapıyoruz? Kokluyoruz. Koklama. Kokla. Devam edelim. Kol. Beni tekrar et. Kol. Kola. Kola. Kol. Kola. Kol. Kola. Aa, bakın burada kol kola girmişler. Ondan bahsediyor değil mi? Kol kola. Kol. Kola. Kol. Kola. Kol. Kola. Kol kola. Kol kola. Kol kola. Kol kola. Devam edelim. Evet. Ekin. 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 İle. 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 Ekin ile. Tekin. Tekin. Ekin ile tekin. Ekin ile tekin. Aa, kızın ismi neymiş? Ekin. Peki çocuk, erkek çocuğun ismi neymiş? Tekin, değil mi? Ekin ile tekin. Kol. Kol. Kola. Kol. Kola. Kol. Kola. Okudun mu? Şimdi beraber okuyalım bir daha. Ekin ile tekin. Kol. Kola. Şimdi bunu okuyalım. Tekin. 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 La. Le. La. Le. Lale. Al. Tekin. Lale. Al. Tekin. Lale. Al. Tekin ne alacakmış çocuklar? Tekin ne alacakmış? Lale. Lale değil mi? Evet. Bunu okuyalım. Ekin. 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 İle. İle. Ekin. İle. Beni tekrar et, tamam mı? Sen de benimle oku. Hadi. La. Le. Lale. Lale. Ekin ile lale. Kokla. 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 Ekin ile lale. Kokla. Ekin ile lale. Kokla. Çok keyifli değil mi çocuklar okumak? Okudukça çocuklar sizin zihniniz gelişir. Akademik başarınız artar, okuldaki dersleriniz güzelleşir, tamam mı? Bol bol okuyoruz evde de. Haydi bakalım, bir kere de ben göstereyim, sen oku, tamam mı? Hadi, ben seni dinleyeceğim burada. Aferin sana. Bravo. Çok güzel okudun. Şimdi bunu tekrar 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 oku. Bu şekilde okursan hem okuma hızın artar. Okuma hızın artarsa da bu okuduklarımızı daha iyi anlarsın. O zaman bir sonraki derste görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kaydetmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Güle güle.